Arkadaşlar şimdi akarsu ve göllere bir bakalım. Ülkemizdeki akarsuların böyle ben sana hangi denize dökülür, üzerinde hangi baraj vardır, ne iş yapar zaten normal dersimde anlatmıştım. Ben şimdi orayla ilgilenmiyorum biliyor musun? Sınava da az kalmış. Ben böyle akarsuların bir genel özelliklerine bakmak istiyorum seninle. Aslında bütün olumsuz özellikleri söyleyebilirsin. Mesela ülkemizdeki akarsuların debileri düşük, rejimleri düzensizdir. Ulaşıma elverişli değillerdir. Havzaları dardır, boyları kısadır. Tamam, yani böyle mitik böyle olumsuz cümleler kurarak aslında çok rahat yol alabilirsin. Ama mesela bunun nedenlerini sorabilir. Ülkemizdeki akarsuların neden debileri düşüktür? Ay dersin ki çünkü bir dönem yeri bir kurak iklim yaşıyoruz. Bu yüzden debiler düşüktür. Ya da şeyden, ülkemizdeki akarsuların neden rejimleri düzensizdir? Ay çünkü bir dönem biz yarı kurak bir iklim yaşarız. İklimle bağlarsın bunu. Ülkemizde rejimi en düzenli akarsular. Bir Doğu Karadeniz'e gidersin, sebebi nedir dersen yağış rejiminin düzenli olması dersin. Bir de Akdeniz'e gidersin. Akdeniz'deki bazı akarsuların rejimlerinin düzenli olduğunu görüyoruz dersin. Sebebi de voglüzlerle beslenmesi, yani karstik kaynaklar ile beslenmesi diye yorumlarsın. Bu arada Manavgat'a gidersin, rejimi en düzenli nehir diye de söyleyiverirsin. Yine ülkemizdeki akarsu boyları genellikle nasıldır arkadaşlar? Akarsu boyları bizde kısadır. Sebebi nedir diye sorarsa arkadaşlar ne kadar uzun olabiliriz? Bir yarım adayız. Yani eninde sonunda ne yapacak? Bir denize dökülecek ya da başka bir ülkenin toprağına çıkacaktır. Bir de Karadeniz Akdeniz'de dağlar kıyıya nasıl uzanıyor? Paralel. Doğdu dağdan, döküldü denize. Gidecek yeri yok. O zaman yarım ada olmamız ve dağların uzanış doğrultuları arkadaşlar bizde akarsu boylarını genellikle kısa yapmıştır. Mesela Karadeniz Akdeniz'deki akarsu boyları kısadır. Neden? Çünkü Karadeniz Akdeniz'de dağlar kıyıya paralel uzanır diyebilirsin. Ülkemizdeki akarsular ulaşıma çok elverişli değillerdir. Sebebi nedir diye sorarsan şey demiştim hatırlıyor musun? Çorum Nehri'ndesin, gemiye binmişsin, gidiyorsun. Sanırım son gemi yolculuğun olur demiştik. Yer şekilleri buna izin vermez. Bir de yarı kurak bir iklime sahip olmamız arkadaşlar ulaşıma elverişli olmamızı engeller. Evet, Bartın Çayı'ndan söz ediyoruz. Ağız kısmında 7 kilometrelik bir sahasında ulaşım yapılabilir diyoruz arkadaşlar. Ülkemizde akarsuların havzaları dardır. Nasıl genişlesin? Türkiye çok dağlık, yüksek, engebeli bir ülkedir. Yer şekilleri buna çok fazla izin vermez arkadaşlar. Çok derslerde yaptık. Dikkat et, bir akarsu kaynağını yukarıdan alır, aşağıdan dökülür. Yani yukarı çığırı neydi arkadaşım? Oo, kalemimi alayım. Yukarı çığırı kaynaktı. Hatırlarsan yukarıdan kaynağını alır, aşağıdan dökülür. Aşağı çığırı ise döküldüğü yerde arkadaşım. Yukarı çığırı ülke içinde, bizde de olsun diyor. Aşağı çığırı ülke dışında diyorsa bak şu haritadan bak. Yukarı çığırı ülke içinde bizde doğuyor. Aşağı çığırı ülke dışına gidiyorsa şuradaki arkadaşlar olmazlar. Çünkü bu arkadaşların hepsi bizim denizlerimizden denize dökülüyorlar. O zaman böyle bir soru gelirse buradaki arkadaşlar mı? Kim? Bak Çoru. Bizden doğdu, Gürcistan Batum'dan, Acara Cumhuriyeti'nden Karadeniz'e döküldü. Kim? Kura. Bizde doğdu, Gürcistan topraklarından ilerleyip Hazar Denizi'ne gitti. Kim? Aras, ki geçen senenin sınav sorusu. Arpa Çay Kolu ile Ermenistan sınırını çizdi. Nereye gitti? Hazar'a gitti. Kim var? Hakkari'den doğan gelen Zap. Bu Hazar Gölü yakınından kaynağını alan Dicle. Karasu ve Murat kollarının birleşmesiyle oluşan kim? Fırat. Hatta bunlar da birleşip Şeddül Arap yapıp Basra Körfezi'ne gidiyorlardı. O zaman yukarı çığırı ülke topraklarımın içinde, aşağı çığırı ülke topraklarımın dışındaysa bu taraftayım. Kim bunlar? Çoru, Kura, Aras, Zap, Dicle, Fırat. Tamam. Peki şey diyor. Hocam başka memleketten de olsun. Ne demek yukarı çığırı ülke topraklarımın dışında olsun? Bizden dökülsün. Aşağı çığırı ülke içinde olsun. O zaman Bulgaristan'dan kaynağını alıp bizden denize dökülen Meriç. Bir de Antilüpnan dağlarından kaynağını alıp bizden denize dökülen kim aklınıza gelsin arkadaşlar? Asi aklınıza gelsin. Diyor ki ülkemizdeki akarsular denge profiline girmemişlerdir. Ben çok hızlı bir şeye bakacağım.
Ülkemizdeki akarsular denge profiline girmemişlerdi. Denge profili şu. Bir akarsu bir dağdan akıyor. Denize dökülüyor. O dağı alıyor, yavaş yavaş denize atıyor. Yavaş yavaş denize atıyor. Yavaş yavaş denize atıyor. Ve aşındırmasındaki son safhaya giriyor. Ana kayaya yakınlaşıyor. Daha ötesini aşındıramıyor. Diyoruz ki artık akarsu denge profiline girmiştir. Girdiğinde artık yatak eğimi azdır. Akış hızı azdır. HES potansiyeli zayıftır. Ama Anadolu, hatırlıyor musun? Dördüncü jeolojik devrin başında topyekun yükselince akarsularımız denge profillerinde değillerdir. Dediği anda dağılıp yüksek falan diye düşünmen gerekiyor. Yani bu yüzden dar ve derin vadilerden akarlar. Dar ve derin vadilerden aktıkları için genel hatlarıyla yatak eğimleri fazladır. Yatak eğimleri fazla olduğu için akış hızları fazladır. Akış hızları fazla olduğu için genel hatlarıyla ülkemizdeki akarsuların HES potansiyelleri arkadaşım yüksektir. Şimdi geleceğiz göllere. Tamam, ben bir göllerden bahsedeceğim ama yine teknoloji özürlü öğretmenim haritasını ancak böyle temizleyebiliyor. İçinden çıldırıyorsun değil mi? Hocam şuraya bas, şuraya bassana, bassana. Ama yok, yok işte. Şimdi ben gölleri ilk şöyle anlattım bu genel tekrarlı sınıflarda. Böyle bir yazarak anlatmak istedim. Eğer gölleri bize soracaksa göller ikiye ayrılır. Bir çukur çanak içinde oluşanlar, bir setleşmeyle meydana gelenler. Çukur çanak içinde oluşanları da dörde ayırmıştık. Tektonik kökenliler. Tektonik kökenlilerde şifrem şuydu. Basit muhasebe. Say lütfen benimle. Hatta notunda var. Notundan da bakabilirsin. Burdur, Acıgöl, Sapanca, İznik, Tuz. Burdur, Acıgöl, Sapanca, İznik, Tuz. Tuz, Türkiye'nin en büyük kapalı havzası. Türkiye'de yatağını en çok değiştiren göl. En sığ göl olma özelliğini gösteriyor. Manyas, Ulubat, Hazar, Akşehir, Seyfe, Eber, Beyşehir, Eğirdir. Bunlar Türkiye'nin neleridir? Tektonikleridir. Manyas, Ulubat, Hazar, Akşehir, Seyfe, Eber, Beyşehir, Eğirdir. Karstik göllerimiz vardı. Karstik göller cümlesinde göller yöresine gidiyordun. İrili ufaklı bir sürü vardır ama ben şöyle yapmışım. Şöyle bakın Bebas, birazdan haritada da göstereceğim. Beyşehir, Eğirdir, Burdur, Acıgöl ve Salda yapmıştık. Beyşehir Türkiye'nin en büyük tatlısu gölüdür. Buna lütfen dikkat et. Önemlidir senin için. Beyşehir ve Eğirdir birer açık havzadır. Burdur, Acıgöl ve Salda birer kapalı havzadır. Buna da lütfen dikkat et. Bunlar hem tektonik hem karstiklerdir. Karma kökenli göller listesindedirler. Bunun dışında göller yöresinde Suğla, Söğüt, Yarışlı, Avlan, gibi yani Elmalı gibi arkadaşlar bir sürü karstik göl karşınıza çıkar. Ülkemizde karstik göller cümlesinde göller yöresinde durmanızda fayda vardır. Bir diğer çukur çanak içinde oluşan göllerimiz volkanik göller. Şey kargo şirketiyle bağlamıştık. Acı MNG kargo demiştik. Bu Acıgöl Konya, Meke yakınlarındaki Acıgöl arkadaşım. Yine Meke dünyanın nazar boncuğu. Nemrut, bu Bitlis'deki Nemrut Dağı'nın tepesindeki arkadaşlar krater gölü. Ramsar'daki son sulak alanlar sözleşmesindeki son yerimizdir, dikkatli ol. Bir de kim vardı? Isparta Gölcük. Tamam. Acıgöl, Meke, Nemrut ve Gölcük volkanik göl özelliği gösterir, dikkatli ol. Sirk gölleri bir diğer adıyla buzul gölleri. Ülkemizde sayıları oldukça fazla ama şart ararım. Dağ 2000 metreyi geçsin. Tamam, yüksek dağlarda karşınıza çıkar. Uludağ'da mesela çok güzel sirk gölleri var. Kaçkar'da arkadaşlar çok güzel sirk gölleri bulunmaktadır deriz arkadaşlar. Lütfen dikkatli olunuz. Tamam mı? Bunlar çukur çanak içinde oluşanlardı. Bir de bizim neyimiz vardı arkadaşlar? Setleşerek oluşanlarımız vardı. Setleşerek oluşanlarımız derse de dörde ayırıyorduk. Kıyı set. Kıyı set bir neydi lagün? Bir dalga biriktirme şekli. Bir koy vardı, bir körfez vardı. Önünü dalgaların getirdiği malzemeler setleşip burayı ne haline çeviriyordu? Hop, göl haline çeviriyordu. Ülkemizde Terkos, yaradı durusun. Hemen söylediğimden farkındayım. Büyükçekmece, Küçükçekmece. Yine Bafra Deltası içerisindeki Balıklı, Çarşamba Deltası içerisindeki Simenlik, Çukurova Deltası içinde Akyatan Yumurtalık lagünleri. Yine Akdeniz, Fethiye'deki Ölüdeniz birer lagün özelliği gösterir. Dikkatli ol. Volkanik setler. Bak, volkanik setlerde kesinlikle Doğu Anadolu'dasın. Başka bir yere gitme. Tamam, Doğu Anadolu'dasın. Nazik bir balık vardı, hatırla. Nazik, erçekli balık.
bulanık Van Gölü'ne düşüp çıldırmıştı. Nazik erkek balık, bulanık da Haçlı Gölü. Van ve çıldır arkadaşlar birer nedir? Volkanik settir. Van Gölü, Türkiye'nin en büyük gölü, ikinci büyük kapalı havzası. Dünyanın en büyük sodalı gölü. İnci Kefali, Akdamar Kilisesi, ulaşım yapılır gibi özelliklerle bilsen fıstık gibi olur vallahi, tamam mı? Ve bir diğer set gölümüz Alivyal Set'tir. Alivyal Set'te Ege'de dur, Ankara'da dur. Ege'de dur, Ankara'da dur demiştik. Ege'de kim var? Marmara Gölü, Manisa'da değil mi? Gediz Nehri'nin alivyallarıyla oluşmuştur arkadaşlar. Bir de Aydın ilinde kim var? Büyük Menderes, Bafa Gölü, Çamiçi Gölü. Yine Muğla Köyceğiz, Köyceğiz Gölü. Ankara'daki Eymir, Mogan, Trabzon'daki Uzun Göl birer nedir? Alivyal Set'tir. Heyelan Setler, yöresi memleketi belli. Türkiye'de Heyelan Set derse neredeyiz arkadaşım? Türkiye'de Heyelan Set derse Karadeniz'deyim. Trabzonlu Sera vardı. Erkek arkadaşı Bora Bey'le pikniğe gitmişlerdi Tortum'a. Sonra hatırlıyor musun? Sülük görmüşlerdi. 7 tane almışlardı. Avant balığı da yardım etmişti. Trabzonlu Sera. Sera. Erzurum Tortum. Amasya Bora Bay. Sülüklü. Yedi Göller, Abant, Bolu ve şey demiştim, bak dikkat et, bu göllerin hepsi KPSS sınavın da çıkar. Çözemezsen de yüzüne tokat gibi yapışır demiştik arkadaşım. Bunlar böyle kabataslak gölleriydi. Ben bir de şöyle bir göstermek istiyorum. Şuradan bakalım, sen de bana seslen, tamam mı? Ben söyleyeyim, sen bana seslen. Hocam duyuyor musun? Duyuyorum ben, sen merak etme. Bak, Durusu, Terkos, Büyükçekmece, Küçükçekmece. Birer nedir? Lagün, tamam, kıyı set. Manyas, Ulubat, İznik, Sapanca. Tektonik kökenli göller, tamam mı? Güney, özellikle Güney Marmara'yı da gösteriyorsa, Sapanca tabii Çatalca, Kocaeli'de kalıyor ama Güney Marmara'yı özellikle gösteriyorsa tektonik kökenlidir diyebileceksin zaten. Eğer sana Ege'yi soruyorsa, Ege'deki göller ya yani Ege tarafını işaretlediyse kesinlikle Alivyal Set'tir. Bak, Marmara, Bafa, değil mi? Birer Alivyal Set'tir. Akdeniz'de ama Ege'ye çok yakın olan Köyceğiz birer nedir? Alivyal Set'tir. Ankara'daki Eymir Mogan birer nedir? Alivyal Set'tir. Trabzon'daki Uzungöl birer Alivyal Set'tir. Biz de bak Bebas yapmıştık. Beyşehir, Eğirdir, Burdur ve kim? Acıgöl, tamam mı? Bebas. Hop, şurada da Salda var arkadaşlar. Salda, Bebas. Bunlar neydi? Hem tektonik hem karstikti. Dikkatli olacaktın. Şurada bir Ölüdeniz var. Kıyı Set Gölü'dür. Bakın Akyatan ve Yumurtalık Lagünleri. Bakın Balıklı Lagünü. Şurada da Simenlik Lagünü var. Değil mi? Bunlar da deltalarımızdaki lagünlerdi. Güneydoğu Anadolu'da göl oluşumu yoktu. Dikkatli ol. Bir çukur çanak oluşmadığı için, yer şekilleri sade olduğu için şiddetli buharlaşmadan dolayı demiştik. Acı MNG kargo demiştik volkanik göllere arkadaşlar. Bunlar neydi? Şurada Meke'nin yakınındaki Acı Göl, Meke, Nemrut ve Isparta Gölcük birer volkanikti. Lütfen bunu hatırla. Şimdi nazik, erçekli balık, bulanık Van Gölü'ne düşüp çıldırmıştı. Bu grupta birer volkanik setti. Bakın göller yöresinin bir parçası olup Ege ile İç Anadolu arasında kalan Eber ve Akşehir birer tektonikti. Bakın Ilgın, Ebe Ilgın, hatırlıyor musun? Ilgın bir tektonik göldür. Tuz Gölü bir tektonik göldür. Yine basit muhasebedeki Seyfe, ki geçen senelerin sınav sorusudur, bir tektonik kökenli göldür. Eğer haritada bana Karadeniz tarafını işaret koyduysa bunlar da kesinlikle Heyelan Set gölleridir. Yani gölleri böyle çok kafanda büyütme, tamam? Yani göller böyle inanılmaz büyütülecek gibi değillerdir arkadaşım. Şimdi geldik. Yalnız ben burayı birazcık sana yazarak gitmek istiyorum. Şimdi geldik. İklime. Şuraya işte tatlı olmayınca, tatlı olsa çatır çatır tatlının üstünde anlatıveririz değil mi arkadaşım yani? Şimdi geldik şuraya sana bir iklim özeti yapmaya. Ben yazayım, sen de kafandan hızlı hızlı geçir, tamam mı? Türkiye'de yıllık sıcaklık ortalaması en fazla nerededir derse en fazla Güneydoğu Anadolu'dadır, tamam mı sorularda? Türkiye'de yıllık sıcaklık ortalaması en az nerededir diye soruyorsa Erzurum, yazamadık.
Erzurum Kars'tadır. Tamam mı? Türkiye'de yıllık sıcaklık farkı en fazla nerededir? Bak, Erzurum, yine yazamadık. Kars'tadır, sen anladın. Türkiye'de yıllık sıcaklık farkı en az nerededir? Doğu Karadeniz, Rize. Yazamadık yine. Doğu Karadeniz. Türkiye'de güneşlenme en fazla nerededir? Türkiye'de güneşlenme en fazla Güneydoğu Anadolu, özellikle Orta Fırat, özellikle Şanlıurfa. Türkiye'de güneşlenme en az nerededir? Karadeniz'dedir. Dikkatli ol. Türkiye'de mutlak nem en fazla nerededir? Türkiye'de mutlak nem en fazla Akdeniz'dedir. Tamam, dikkatli ol. En az Erzurum Kars olarak kabul edilmektedir. Temmuz ayında Türkiye'nin en sıcak yeri neresidir? Güneydoğu Anadolu'dur. Tamam, dikkatli ol. Ocak ayında en sıcak yerimiz neresidir? Akdeniz'dir. Dikkatli ol. Ocak ayında maksimum nemin en fazla olduğu yer neresidir? Sıcaklıkta doğru orantılıydı. Akdeniz'dir. Temmuz ayında maksimumun en fazla olduğu yer, sıcaklıkla doğru orantılı olduğu için Güneydoğu Anadolu'dur. Temmuz ayında bağıl nemin en düşük olduğu yer neresidir? Temmuz ayında bağıl nemin en düşük olduğu yer, bağıl nem sıcaklıkta ters orantılıdır, sıcaklığın en yüksek olduğu Güneydoğu Anadolu'dur. Genel hatlarıyla bağıl nemin en yüksek olduğu yer, Allah'ım bir yazamama. Yüksek olduğu yer neresidir arkadaşım? Doğu Karadeniz'dir. Tamam mı? Türkiye'de iklim çeşitliliğinde, Allah'ım yazamıyorum, bölge derse Marmara, bölge demiyor biliyorsunuz artık. Bölüm de demiyor. Bölüm deseydi Doğu Karadeniz. İl derse neredeyiz? Rize'deyiz. Tamam mı? Rize'ye kadar gidebilir bilgi. Bunlara genel hatlarıyla sen arkadaşım bir dikkat et, tamam? Bunlar senin başını bir ağrıtır. Şöyle bir basınçlardan da söz edeyim. Ülkemizde görülen yüksek basınçları cebi yüksek bir amcayla bağlamıştık. Sağ rahmetli. Kimdi bunlar? Sibirya ve Asor. Tamam, dikkatli ol. Alçak basınçları da Bolu'ya çok yardımı dokunan, değil mi? Alçak gönüllü bir kişiyle bağlamıştık. Bolu'nun babası kimdi? İzzet Baba. Yani ki İzlanda ve Basra diye bağlamıştık arkadaşlar. Basınçlarda da bunlardan söz edelim. Ülkemizde görülen yerel rüzgarları kayıp sakal diye bağlamıştık. Kayıp kısmı Karayel, Yıldız, Poyraz soğuk olanlardı. Sakal kısmı Samyeli, Kıble, Lodos'tu. Arkadaşım, Samyeli, Kıble, Lodos'tu. Sıcak olanlardı. Hatırla. Samyeli'nin Marmara'daki adı nedir diye sorarlarsa Uludağ'dan geliyordu. Adı neydi? Keşişlemeydi. Ege'ye yazın tam kuzeyden esen rüzgar kimdir diye sorarlarsa Etez Yendi'yi veriyordum. Hatırlarsan. Ülkemizde mikroklimatik araziler var idi. Ülkemizdeki mikroklimatik arazilerden biri Doğu Karadeniz'de kış ılıklığı yaşar idi. Bu da turunçgil ve zeytin gibi ürünleri karşınıza çıkartırdı. Iğdır'da mikroklimatik iklim özelliği vardı ama dikkatli ol, Iğdır bunu yaz kuraklığı olarak yaşardı. Değil mi? Yaz kuraklığı olarak yaşardı. Pamuk tarımıyla bağlarlardı. Yine Orta Toroslar bu Anamur sahası yaşıyordu. Ekstra kış ılıklığı burada muz gibi tropikal ürünlerin yetişmesini tetikliyordu. Türkiye'de birçok noktada mikroklimatik araziler var ama sınavda özellikle bize bunları soruyorlardı arkadaşlar. Yine bize bunun tetikleyen rüzgarı sorabilirler. Fön rüzgarı. Dikkatli olun, bir diğer adı bakır sattırandı değil mi? Çünkü olumsuzluklarından da ben size derslerde bahsetmiştim arkadaşlar. Meltem rüzgarları vardı. Hatırlarsanız dünyanın günlük hareketinden oluşuyordu. Gün içinde meydana geliyordu. Etki alanları dardı.
iklimi değiştirmiyorlardı. Nereden eserlerse onların ismini alıyorlardı. Ülkemizde görülme sebebi nedir? Ülkemizde üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımada olması ve yeryüzü şekillerinin çeşitlilik göstermesi bir neden idi Meltemler'de de arkadaşlar. Şimdi iklimi bir böyle bir geçtim. Ben bir de şunu yapmak istiyorum. Şuradan bir yeni slide daha alayım. Bir de Türkiye'de görülen iklim tipleri. Hani hangi iklimler var? İşte bizde makro iklimlerde ülkemizi hangi iklime koyuyorsunuz? Bizde makro iklimler içerisinde ülkemiz arkadaşlar Akdeniz iklim kuşağında bulunmaktadır. Hani Türkiye'nin orta kuşakta olduğunu ispatlar bilgisinde de çok kullanırız. Yazlar sıcak ve kurak. Yani en çok yağışını hangi mevsimde alır? Kışın. Kışlar ılık ve yağışlı. En az yağışını... Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı. En fazla yağışını kışın, en az yağışını ise hangi mevsimde alır arkadaşlar? Yazın alır. En fazla yağışını kışın almasının sebebi cepheseldir, unutma. En az yağışını yazın almasının sebebi yazın burası dinamik, asor, yüksek basıncın etkisi altına girer. Yani bir alçalıcı hava hareketi durumu vardır. Lütfen buna sen dikkat et, tamam mı? Akdeniz ikliminde grafiklere çok dikkat edin. Nerelerde görülür? Akdeniz kıyılarında. Başka nerelerde görülür? Ege kıyılarında. Marmara Denizi etrafında ve genel hatlarıyla Güney Marmara dediğimiz yerde. Başka nerede görülür? Gaziantep'te. Tamam mı? Akdeniz iklimi görülür. Akdeniz ikliminin klimaksı, yani o iklimi temsil eden doğal bitki örtüsü Kızılçam'dır. Sonra ikincili makidir, hatırla. Makiler neden dar yapraklıdır, kadifemsidir, tüylüdür? Çünkü yaz kuraklığına uyum sağlarlar. Bir de Akdeniz ikliminde doğal bitki örtüsünün tahribiyle oluşmuş ot topluluğuna garik deriz. Diğer adı firganadır. Yine Akdeniz'de karşınıza çıkar. Yani Akdeniz iklimi görüldüğü yerlerde karşınıza çıkar arkadaşlar. Yani bu Akdeniz iklimi, ama ben bir de böyle bir toroslar çizmek isterim. Yani bu şeyin içi ait. Bir toroslar çizmek isterim arkadaşlar. Tamam. Kalemi bir alalım. Şöyle bir toroslarda seninle bir yolculuk yapaydık biz. Tamam, harika çizerim böyle yani zaten. Deniz seviyesinden 800 metrelere kadar orman oluşumunu çok fazla göremezsiniz. 800 metrelere kadar ağırlıklı sana maki ve garikle başladı. Şimdi ben buraya garik yazamayacağım da sen anla. Maki ve garikle başladı. 800 metreden sonra sana buraya aktif kızılçam koymaya başlar. Tamam mı? Kızılçam, göknar, toros göknarı var burada arkadaşım. Göknar ve sedir ağaçları. Bak dikkat et. Yani böyle bir gözlemci bir yere gitti, sedir ağacı görüyor. Abi bu kesin toroslarda. Ve onun üstünde de kimi görürsün? Çayırı görürsün. Şöylecik kenarda bulunuversin arkadaşım. Yani böyle bir gözlemci bir yere gitti, sedir ağaçları var. Abi bu gözlemci kesin şeyde ya. Kesin böyle toroslar üzerinde takılıyor, tamam mı? Lütfen buna dikkat et. Tamam mı? Lütfen buna dikkat et. Yine toroslar karşına başka ne diye çıkabilir? Endemik çeşitlilik olarak çıkabilir. Yani nadir görülenler olarak çıkabilir. Yakın bir zamanda sığlayı sordular. Mesela sığla Muğla ve çevresinde karşınıza çıkar. Mesela kasnak meşesi var. Kasnak meşesi Isparta, Davraz'da karşınıza çıkar. Datça hurması var. Yani Türkiye'de birçok endemik çeşitlilik var. Ama endemikte özellikle neredesin diye sorduklarında bir toroslara gitmenizi ben isterim. Yani Akdeniz iklimini anlatıyorum ama bir toroslardan da bahsedesim oldu burada arkadaşlar. Mesela yine relik bitki diye bir cümle var. Relik bitki kalıntı demek. Yani geçmiş bir dönemden kalmış. Sana şöyle anlatması lazım. İşte Trabzon'un bilmem ne mevkinde, bilmem ne köyünde bilmem ne jeolojik döneminden kalmış kızılçam oluşumları vardır. Yani normalde hani gitse bana Karadeniz'de kızılçamı işaretlesi, ben derim ki bu yanlış. Ama böyle gerçekten diyor ki vardır, yani şu dönemden kalmış, gördük, bulduk, ispatladık. Ha, bu relik bitkidir arkadaşım. Kalıntı bitkidir. Aklında bulunsun. Yine bir diğer iklim tipimiz nedir diye sorarsanız, bakayım şu harfi dışarı alabilecek miyim? Yapabilecek miyim öyle bir şey? Vallahi da yaptım ya. Şu an kendimle ekstra gurur duyuyorum. Sen farkında değilsin. Bir diğer iklim tipimiz Karadeniz iklimi. Şimdi Karadeniz iklimi diye bir iklim yok.
Onun adı nedir diye sorarsan ılıman, okyanusal iklimle çok böyle benzerlik gösterir. Hatta bazen biz şey deriz, işte Rize'deki iklim ile Londra'daki iklim birbirine benzer falan deriz, hatırlasana. Karadeniz ikliminin diğer iklimlerden ayıran farkı nedir? Her mevsim yağış alır arkadaşım. Yani bu iklimin yağış rejimi nasıldır? Düzenlidir. Tamam, dikkatli ol. Her mevsim yağış alır. Bu iklimin yağış rejimi arkadaşım düzenlidir. Başka neyi bilmem gerekir? Doğal bitki örtüsünü bilmen gerekir. Doğal bitki örtüsü ormandır. Hatta ormanların deniz seviyesinden başladığı bir iklimdir. Dikkatli ol. Çünkü yağış rejimi düzenli. Tamam, buna lütfen dikkatli ol. Orman alt sınırı deniz seviyesinden başlayan iklim Karadeniz iklimidir. Sebebi yağış rejimi düzenli olmasıdır. Hatta ilk başlangıçta böyle 1000 metrelere kadar geniş yapraklıları görürüz. Kim? Kestane, gürgen, palamut, meşe yani. Değil mi? Meşeyi büyük yazayım. Çünkü Türkiye ikliminde en yaygın olan ağaç türüdür. Dikkatli ol. Meşe. Başka kim var? Kayın. Tamam. Akça ağaç, kızıl ağaç, dış budak. Bunların hepsi birer nedir arkadaşım? Geniş yapraklı. Ama burada kimi unutmayacaksın? Meşe ve kayını unutmayacaksın. Sırtında yere gelmeyecek. 1000 metrelerden sonra artık karşınıza karışık yapraklılar çıkıyor. Peki karışık yapraklılar kimdir hocam? Ya biz bilmiyoruz. Mesela meşe geniş yapraklı. Neşe yazdım. Neşe doluyor insan çünkü. Meşe nedir? Geniş yapraklı. Yanında bir de kayı var. Ay, bir de karaçam girmiş. Ne oldu şimdi? Geniş yapraklılar, artık bir tane de ibreli var değil mi? Karaçamlar. Arkadaşlar 1500 metrelerden sonra artık yerel olarak iğne yapraklıların ağırlıklı olduğunu görürüz. Özellikle 2000 metreden sonra aktif iğne yapraklıları görüyoruz. Yine karaçam, başka göknar, başka kim var? Sarıçam. Mesela şey diye sormuş. Hangi iğne yapraklı soğuğa daha dayanıklıdır? Mesela sarıçam soğuğa daha dayanıklıdır bunların içerisinde arkadaşlar. Mesela yolculuğun Doğu Karadeniz'de olaydı, karşımıza bir de ne çıkacaktı? Ladinlik yöresi çıkacaktı. Bunlara dikkat edin. Daha sonra da yeterli sıcaklık yok ise alpin çayırlar karşınıza çıkar. Karadeniz ikliminin görüldüğü yerlerde orman doğal bitki örtüsü tahribe uğrarsa karşınıza pusudomakiler çıkıyordu. Hatırlarsan yalancı baki bizim memleketimizde çok vardır demiştik. Kızılcık, muşmula, üvez, alıç, böğürtlendim. Bunları çoğu kişi bilmez ama bizim aktif kış sezonunda birçoğunu tükettiğimiz meyvelerdir arkadaşlar. Bunlar birer nedir? Pusudomakidir. Pusudomaki sorusu gelirse Karadeniz ikliminde durmaya çalış. Evet. Şimdi bir diğer iklimimiz karasal iklimler. Şimdi karasal iklimleri ikiye ayıracağım arkadaşım. Bir ılıman karasal. Ilıman karasal dediğimiz bizim şu. Erzurum, Kars hariç. Dikkatli ol. Erzurum, Kars hariç. Bütün iç sahalarda görülen iklimdir. Böyle çok net ayıramazsın. Hani Erzurum, Kars hariç eğer deniz etkisinden uzaksa işte bizde onun adı ılıman karasaldır. Tamam mı? Ilıman karasalın doğal bitki örtüsü bozkır, step bozkır. Hatta bu bozkırda da klimaksı geven otudur. Ben size bunları sürekli sayıyordum. Geven, yavşan otu. Ben ne saydığını biliyorum şu an. Üzerlik. Neydi? Fakir isimleri. Çoban yastığı. Koyun yumağı, sığır kuyruğu. Tamam. Hani ben de saydığını şu an eminim yani ben. Dikkatli ol. Bu arada ılıman karasal iklim en çok yağışını hangi mevsimde alır? İlkbaharda. En az yağışını hangi mevsimde alır? Yaz mevsiminde. Ben anlatırken Karadeniz'i unutmuşum. Karadeniz'de en çok yağışını sonbaharda alır. Sebebi cephesel yağışlardır. Dikkatli ol. En az yağışını ise arkadaşım ilkbaharda alır. O da o kenarda bulunuversin. Bir diğer karasal iklimimiz bizde neydi? Sert karasal. Eğer bize sert karasal, şiddetli karasal diyorsa memleketimiz neresi? Erzurum, Kars ya da Kuzeydoğu Anadolu bölgesi en çok yağışını yazın konveksiyonel yağışlarla alıyordu. En az yağışını kışın alıyordu çünkü Sibirya'dan gelen bir yüksek basıncın etkisi altına giriyordu. Alçalıcı hava hareketi bu yörede bulunmaktaydı. Doğal bitki örtüsü çayır ama ben olsam sarı çam ve huş ağacını da unutmam. Çünkü bunlar da soğuğa oldukça dayanıklı ibrelilerdir arkadaşlar. Hani bunlar da bilgimizde bulunursa
Sevinirim. Hatta topraklarda çernezyen falan filan diye çok anlatırız arkadaşlar. Birazdan zaten o bilgiye geçeceğiz. Ben şey yapmıştım. Belki hatırlarsın. Bir şey çizmiştik. Türkiye haritası. Aha, hatırlıyorsun, ben şu an eminim. Evet hocam, bir E harfi yapıyorduk. Ha, şöyle Türkiye haritası koyuyorduk. İçine bir E harfi yapıyorduk. Sonra da şeyleri koyuyorduk. Hatırlıyor musun? Şuradan bir kalemim rengini değiştirme becerisini sağlayabilirsem. Şey diyorduk. İlk bahar hocam. İlk bahardan sonra ne gelir diyordum. Sen böyle şaşırıyordun. İlk bahardan sonra yaz gelir. Yazdan sonra ne gelir? Sonbahar. Ve şey diyorduk. Hani nereden nereye? Bursa'dan Urfa'ya kış 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 deyip gidiyorduk arkadaşlar, değil mi? Bursa'dan Urfa'ya da ne diyordun? Kış. Valla çözdüremeyeceği sorunun da olmadığını arkadaşlar görmüştük. Hatırlarsan bu kısmı da. Ben bir tane daha şey açayım. Allah'ım yapamıyordu. Coğrafyacı yine teknolojiyle dram yaşıyordu. Şuraya ben bir tanecik daha bir dosya alayım. Buraya şöyle bir başlık atayım. Topraklar. Tamam mı? Şimdi topraklar diyorsam, ülkemizde ve dünyada toprakların oluşumunda bir sürü faktör var. Yani bu bir sürü faktör bir sürü farklı sınavda sorulabilir. Ama ben senin yerinde olsam iklim ve ana kaya yapısına giderim. Yani kayaç yapısına giderim arkadaşlar. Bu ikisi bizim için çok değerli. Mesela iklimlerde şöyle soruyor. Nemli bölgelerde durum ne? Nemli bölgeler, mesela Karadeniz aklına geldi. Nemli bölgelerde diyorsun ki hoca yıkanma fazla. Tuz ve kireç. Bunun dışında kimyasal ayrışma var. Düşünüyorum. Toprak oluşumu hızlı. Hızlı bir toprak oluşumu var. Toprakta asit reaksiyonu yüksek, toprağın pH derecesi düşük. Hatırlıyorsun değil mi? Mesela asitik topraklarda Karadeniz'e gitmen gerekiyor. Kimyasal ayrışma dedi, Karadeniz'e gitmen gerekiyor. Yani biraz geniş alan yörelere gitmen gerekiyor. Dikkatli ol. Mesela kurak bölgeler dedi kafanda. İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu. Kurak bölgeler dediğinde diyorsun ki hoca yıkanma az. Tuz, kireç, horizonda. Yani nasıl? Fazla. Tamam, bunları yorumlamanı çok isterim. Burada asit reaksiyonu düşük ama pH oldukça yüksek. Hatta pH 8.5'u geçerse bilirim ki toprak alkalik özellik gösterir. Tuz gribe çevresine gidebilirsin mesela böyle cümlelerde. Tamam. Mesela bence önce böyle bir soru gelebilir. Yani ilk buna dikkat etmen gerekecek. Bir sonra toprakları 3'e ayırmıştık. Hatırlıyor musun? Yani eski sınıflandırma, yeni sınıflandırmaya girmemiştik burada. Zonal topraklar. Zonal topraklar şeydi, zonu olan, yörenin iklimi hakkında bilgi veren yerlilerdi hatırlıyorsan. O yörenin iklimiyle oluşmuşlardı. Hatta bunlar kimdi? Terra Rossa, Akdeniz iklimi görülen yerlere git demiştim. Potzol, Yıldız Dağları, Batı Karadeniz, iğne yapraklı ormanlara git demiştim. Laterit, bizde görünmez aslında, kırmızı renkli asit reaksiyonu yüksek olan bir topraktır. Ama bizde böyle asitik toprak derse Doğu Karadeniz'e gidebilirsiniz arkadaşlar bilgisayar olarak. Yine bunun dışında çernezyen, çernezyen neredeydi? Erzurum, Kars. Aslında çayırın olan her noktasında var da Erzurum Kars'a uçuş yapacaktır sorularda size. Çok verimlidir, kara topraktır diye anlatırız. Kestane renkli step bozkır toprağı. Bozkır doğal bitki örtüsünün altında oluşan tahıl tarımına elverişli topraklardır. Kahverengi orman toprağı. Yazamayan coğrafyacı. Kahverengi orman toprağı, geniş yapraklı ormanlara gidecektiniz. Siyoru zemler vardı. Siyorezemler diye gelirse de Konya'ya gidecektiniz arkadaşlar. 300 milimetrenin altında yağış alan yörelere gitmeniz gerekiyordu. Tamam mı? Şimdi birinci toprağımız neydi? Zonal topraklar. Bakalım şuradan bir dışarıya çıkabiliyorsam. Oley çıktım. İkinci toprağımız kimdi? Azonallar. Azonallar diyorsa zonu olmayan. O yörenin sana iklimi hakkında bilgi vermeyen, çok dikkatli ol, tamam mı? Aslında çok verimlidir bu topraklar diye anlatmıştık. Peki kimdir bunlar?
Çocukluğumuzdan beri bize bir akarsuların getirdiğini alivye al. Hani böyle bir delta ovalarını işaretleyip bize çocukluğumuzdan beri bir alivye al diye söylerler, değil mi? Akarsuların getirdiği. Rüzgarın getirdiği löz. Bu Konya Karapınar Harran sahasında karşımıza çıkar. Buzulların getirdiği moren, değil mi? Dağ doruklarında küçük morencikler karşımıza çıkar. Eğimli sahalardan yukarıdan aşağı düşüyorsa Birikinti Konisi, Dağ Eteği Ovası, Birikinti Konisi, Birikinti Yelpazesi, özür dilerim. Dağ Eteği Ovası yapıyorsa bunun adı neydi? Kolivyal. Taşlı çakıllı toprak, litolojik yapı, hani taş, sol toprak. O zaman eğimli sahalardaki taşlı toprak diyorsa litosol aklınıza gelecekti. Volkanik arazilerde volkan tüfü, kumu, işte bu Kapadokya yöresini falan yumrulu bitki patateslerle falan bağlıyorsa rego sol aklınıza gelecekti. Bunlar da birer neydi arkadaş? Bunlar da birer azonaldı. Üçüncüsü anakayaya göre oluşanlardı. Yani intrazonallardı. Yakın bir zamanda da vertisol burada soru olarak gelmişti arkadaşım. Hatırla lütfen. İntrazonallar da eğer halomorfik der ise, halomorfik. Halomorfik tuzcul toprak demektir. Solunacak olarak da karşınıza çıkabilir. Dikkatli olunuz. Hidromorfik derse sucul demektir. İşte bizim Yeniçağ Gölü'nden, Abant Gölü'nden alınan toprağı, Kılıçeyiz Gölü'nden alınan toprak hidromorfiktir. Bir de kalsimorfikler var. Kalsimorfikler, her ne kadar yazamasam da, kalsimorfikler arkadaşım ikiye ayrılırlar. Bu kadar zıplamamızı da gerek yok yani. Bunlardan biri vertisol. Tamam mı? Bunlardan biri nedir arkadaşım? Vertisol. Vertigo'dan aklınıza gelsin. Dönen demek. Sol toprak demekti. Yani bu toprak dönen topraktır. Halk arasında taş doğuran olarak da bilinir. Bünyesinde kil yapısı çok fazladır arkadaşlar. Dikkatli olun. Derin çatlakları vardır. Genellikle Trakya'ya götürürler. Ayçiçek tarımına bize götürürler. Bir de rentzinalar var. Rentzina, molisol adını verdiğimiz yumuşak yapıdaki kireç taşı toprağıdır arkadaşlar. Yumuşak kireç taşı toprağıdır. Genellikle kireç taşının hakim olduğu sahalarda karşımıza çıkarlar. Toprakları da şöyle uçuruverdik arkadaşlar. Hemen bir mola yapıyoruz. Sonra tekrar geliyoruz.